Merhabalar, bugün sizler için farklı bir kahvaltı alternatifi olan granolayı hazırlayacağım. Şimdi granola için gerekli olan malzemeleri beraber bakalım. 2 su bardağı kadar yulaf ezmesi, 1 çay bardağı kadar karışık kuru meyve, 1 çay bardağı ceviz, yarım çay bardağı çiğ iç badem, 1 tane kırmızı elmanın rendesi, 1 yemek kaşığı kadar çam fıstığı, 1 yemek kaşığı kadar iç çekirdek, 1 tatlı kaşığı kadar tarçın ve 1 çay kaşığı kadar da toz zencefil kullanacağız. Şimdi granolayı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle yulafımızı granola için kullanıyoruz. Yulaf bizim burada beta-glukan kaynağımız. Aynı zamanda çok iyi lif içeriyor ve tokluk hissi sağlıyor. O yüzden öncelikle granolayı yaparken ana malzeme olarak yulafımızı kullanacağız. İçerisine karışık kuru meyve kullanacağız. Ben bunları küp küp kestim. Siz istediğiniz kuru meyvelerini kendiniz de ekleyebilirsiniz. Kuru meyveler burada bizim için demir kaynağı ve enerji kaynağı olacaklardır. Bunları da kullanabiliriz. Bunları da ekliyoruz karışımın içerisine. Ve ceviz kullanacağım. Ceviz omega 3'ün çok iyi bir kaynağıdır. Aynı zamanda hafıza için önemli ve kadınlarda özellikle cilt elastikiyetini sağlamak için de bize avantaj yaratıyor. 1 çay bardağı kadar ceviz kullanacağız. Cevizlerimizi isterseniz kırabilirsiniz şöyle. Ya da birazcık daha eğer kalın seviyorsanız taneli olacak şekilde de atabilirsiniz. Ben birazcık daha ufalamayı tercih ediyorum içerisine eklerken. Ceviz bizim için omega 3 kaynağıdır. Aynı zamanda beyin için oldukça önemli. Ve özellikle kadınlarda cilt elastikiyetini sağlamak için kullanıyoruz. Yağlı bir tohumdur. O yüzden miktarını kontrollü olarak tüketmek aslında faydalı. Ama günde 3 tam ceviz olacak şekilde mutlaka tüketmenizi de öneriyorum. Şimdi cevizlerimizi tekrar kırmaya devam ediyoruz içerisine. İçerisine çiğ file badem ilave ediyoruz. Bademle özellikle yapılan çalışmalar gösteriyor ki günde haftada 2 kez 15 ya da 10 adet badem tüketimi tüketmeyenlere oranla %31 daha fazla kilo kaybı görülüyor. Bu nedenle badem aynı zamanda hem yağlı bir tohum hem de E vitamini kaynağıdır. İçerisine hem tok tutması açısından çiğ file bademimizi de ilave ediyoruz. Ve kuru malzemelerimizi koymaya devam ediyoruz. Çam fıstığı kullanacağım. Yapılan son araştırmalar özellikle çam fıstığının tüketiminin karın bölgesindeki yağlanmayı azaltıcı etki olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu granolamızın içerisine yağ yakımını hızlandırıcı olarak çam fıstığı da ilave edeceğiz. Son olarak ana malzemelerimizden birisi de ay çekirdeği, iç ay çekirdeği kullanıyoruz. Bu da özellikle E vitamini içeriyor ve cilt için oldukça önemli. Bunu da ekliyorum. Yağlı bir tohumdur. Ve tarçın kullanıyorum. Tarçın özellikle yapılan çalışmalar kan şekeri üzerinde ciddi etkileri olduğunu göstermekte. Tarçın aynı zamanda şeker hastalarının da sıklıkla kullanması gereken bir alternatif. Tarçını da ilave ediyoruz bu karışıma. Çünkü ekstra başka bir bal veya herhangi bir şeker kullanmadığımız için tatlı tadı verecek olan bize tarçın. Ve zencefil kullanacağım. Zencefil özellikle damar açıcı etkisinden dolayı metabolizmayı hızlandırıcı etki gösteriyor. Ve böylelikle metabolizmayı hızlandırarak da kilo vermeye ve kilomuzu korumaya yardımcı oluyor. Toz zencefil kullanıyoruz. Kuru malzemelerin hepsini koyduk ve son olarak elmayı koymadan önce karıştırıyoruz. Hepsini homojen bir dağılım sağlamasını istiyoruz tüm malzemelerimizin. Elma özellikle burada bizim pektin kaynağımız yani lif kaynağımız. Son olarak lezzet vermesi için kırmızı elmayı kullanacağım. Özellikle her gün kalp sağlığınız için ve kolesterolü düşürmek için günde bir tane elmayı tüketmeyi alışkanlık haline getirmenizi de öneriyorum. Şimdi elmayı ekliyoruz son olarak. Ve şu anda aslında granolamız tamamlanmış durumda. Kırmızı elmamızı da ekledik ve yine karıştırıyoruz. Tamamıyla aslında elmayı rendeledikten sonra hafif bir yumuşaklık elde edeceğiz. O yüzden beraber tamamıyla karışmasını istiyoruz. Yulafların da ıslanmasını istiyorum. Diğer tüm malzemelerin de ıslanmasını istiyorum. Şimdi granolamız hazır ve birazdan fırına vereceğiz. Önceden ısıttığımız 150 derecelik fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirdikten sonra bir kere karıştırmanızı isteyeceğim ki aynı şekilde kıtırlık sağlanabilsin. Yaklaşık 35-40 dakika kadar fırında kaldıktan sonra granolamız yemeğe hazır olacaktır.
Granolamızı şimdi fırına vereceğiz. Ve özellikle şunu öneriyorum ki sabah kahvaltılarınızda 3-4 yemek kaşığı kadar granolayı sütle ya da yoğurtla tercih edebilirsiniz. Ama miktarı daha fazla aşmamanızı önereceğim. Çünkü içerisinde ceviz, badem var ve kuru meyveler var. Evet, şeker ilave etmedik ama bu içerisine koyduğumuz diğer malzemelerin de kalorileri oldukça yüksek. O yüzden 3-4 yemek kaşığı bizim için yeterli olacaktır. Şimdi fırına koyuyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika kadar pişireceğiz. Ve 10-15 dakika pişirdikten sonra tekrar bir karıştırmanızı isteyeceğim. Çünkü karıştırdıktan sonra alttaki malzemeler de aynı eşit miktarda pişecek. Ve toplamda 35-40 dakika kadar granolamızı pişirmiş olacağız. Evet, granolamız da hazır. Özellikle granolayı sabah kahvaltılarında kahvaltıya farklı bir alternatif olması adına tüketmenizi öneriyorum. Çünkü yapılan çalışmalarda her gün farklı kahvaltı yapmanın metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğunu da bize gösteriyor. Servis tabağına aldık. Birazcık soğuduktan sonra ilk başta biraz yumuşak gibi olacaktır. Ancak bekledikten sonra kıtır halini tekrar alacaktır. Granola çok uzun süre dayanabilir. Yaklaşık bir hafta kadar kapalı bir kapta, ağzı kapatılmış olan bir kapta uzun sürede saklayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.